Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde lokanta usulü mercimek çorbası yapıyoruz. Lokantalarda yediğimiz mercimek çorbası genellikle renk ve tat itibariyle farklı oluyor. Bunun en büyük sebebi içinde salça olmaması, daha az malzeme kullanılması ve mercimek tadının daha öne çıkarılması. Çorba tencereme öncelikle zeytinyağını ısıtıp yemeklik doğradığım soğan ve bir müddet sonra da sarımsakları koyup kavuruyorum. Soğan ve sarımsaklar renk aldıktan sonra un ilave edip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık bir dakika daha karıştırdıktan sonra sıcak kaynamış suyu bir yandan karıştırırken çorbaya ilave ediyorum. Yemek yapmaya başlarken ilk yaptığım şey hemen suyu ocağa koyup ısıtmak olur. Kaynar su her zaman hem yemeğin lezzetini arttıracaktır hem de kaynamasını beklemenize gerek kalmayacaktır. Daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Son olarak sarı mercimek kullanacağım. Yine büyük farklardan biri de bu. Kırmızı da siz elinizde varsa kullanabilirsiniz. Mercimeği de ilave edip kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte 15-20 dakika suyunu çekene kadar pişiriyorum. Mercimeğin ne kadar su alacağını tahmin etmek birazcık zor. O yüzden sürekli kaynar su bulundurup bir iki sefer daha takviye yapabilirsiniz. Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra bir el blenderı yardımıyla tamamen püre haline getiriyorum. Bunu siz robotta yapabilirsiniz el blenderınız yoksa veya süzgeçten geçirebilirsiniz. Ki bu da süzme mercimek çorbası oluyor. Adını buradan alıyor. Çorbam güzelce kıvamını aldı, pürüzsüz bir hale getirdim. Son olarak tuzunu ilave edip bir taşım daha kaynadıktan sonra servise hazır. Üzerine tereyağı yakabileceğiniz gibi sade bir şekilde kekik, kimyon ve baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Ben tereyağını hafif yaktıktan sonra üzerine toz biber ilave ettim. Yanına da bir parça limon ilave ettik mi artık afiyetle yiyebiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ben Ayşenur Altan. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bunun gibi yüzlerce tarif Ayşenur Altan YouTube kanalımda sizi bekliyor. Yeni tariflerde görüşene dek hoşça kalın.